Sosyal medya hayatımızın tam da orta yerine geldi, yerleşti. Adeta ortam olmadan vakit geçiremez olduk. Ama olumsuz bir etkisi daha araştırmalarla kanıtlandı. Sosyal medyanın şişmanlattığı ortaya çıktı. İnsanların iştahını açıyor. Sosyal medya etkisi var mı bu göbekte? Çok yok çünkü ben çocukluktan beri kiloluyum yani. Sosyal medyada dolaştıktan sonra kendinizi acıkmış hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü sosyal medyanın kilo aldırdığı bilimsel araştırmalarla da kanıtlandı. Bir hamburger gördük, gittik yedik yani. Kilo aldınız. Aldırıyor tabii, kalori yüksek. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar sosyal medyada 5 dakika geçirdikten sonra farklı bir alana yönelme ihtiyacı hissediyor. Karınlarının zil çaldığını hissediyorlar. Yemek yemeye başlıyorlar. Özellikle de abur cuburlar ve yağlı yiyecekler birinci sırada tercih ediliyor. Yemek yiyor musunuz? Yediğim zamanlar oluyor. Kilo alıyorsunuz. Alıyoruz, evet. Yani araştırma doğru. Doğru olabilir. Sosyal medyanın başında saatlerini geçirenler hareketsiz de kalıyor. Hal böyle olunca tehdit katlanıyor. Ben bu dondurmayı sosyal medyadan gördüm. Canınız mı istedi? Evet. Kaç kalori? Hiç bilgim yok. Kilo almayı göze aldınız yani. Aldım, evet. Yemek yediğimiz zaman yiyecekler sadece midemize girmiyor. Çünkü son dönemde artan sosyal medya bağımlılığı nedeniyle yediğimiz her şeyi internet ortamında da paylaşıyoruz ve farkında olmadan bir etki yapıyoruz. Yani domino etkisi. Özellikle de yemek videoları izledikten sonra kişilerde yeme isteği daha da artıyor. Favorilerim köfte, döner, Adana. Gelsin kilolar. Yani. O anki duruma bağlı aslında, hani öğlen ise akşamsa acıkır. Uzmanların tavsiyesi sosyal medyada geçirilen vaktin azaltılması. Eğer yapamam diyorsanız da elinizin altında sağlıklı atıştırmalıkların bulunması.